İstanbul'da akıllı belediyecilik zirvesi düzenleniyor bugün. Bugün başlayan zirveyle belediyelerin hizmet kalitesinin artırılması planlanıyor. Zirvenin yapıldığı alana gideceğiz şimdi. Arkadaşımız Haluk Uyut bize zirveyi anlatacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de konu olacak. Haluk, söz sizde. Akıllı Belediyecilik Zirvesi Ömer ve Türkay bu yıl İstanbul'da gerçekleştiriyor ve Marmara Belediyeler Birliği organize ediyor. Dolayısıyla bu yıl İstanbul'da gerçekleştirilen bu zirve yakından takip ediliyor. Pek çok dikkat çeken isim var bu zirveye katılan. Kimler katılıyor? Hangi konular ele alınıyor? Zirve neden önemli konuşacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Recep Altepe konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce hayırlı olsun zirve. Bu yılki zirveye katılım ne düzeyde, kimler katılıyor ve ana tema nedir bu yıl? Özellikle tabii ki bu akıllı belediyecilik zirvesi, dediğim gibi artık çağımızda şehirler önemli ve insanların büyük bir çoğunluğu şehirlerde yaşıyor ve artık şehirler yaşıyor. Şehirlerin performansı demek, yani yerel yönetimlerin performansı demek aynı zamanda ülke performansı anlamına geliyor. Bu anlamda bizler de bilgiye ve teknolojiye, gelişimlere büyük önem veriyoruz. Bunu her alanda kullanmak, üretimde kullanmak, şehirdeki tüm yönetim sisteminde bunları kullanmak ve değerlendirmek tabii ki bizler için çok önemli. Bu amaçla da Marmara Belediye Birliği olarak bu yılda bunun üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Ve bu ortama rağmen gerçekten güzel de katılım var. Bugüne kadar yaklaşık 900 başvuru oldu. Ve bu konuda konunun uzmanları. Burada hem dediğim gibi belediyeler, yerel yönetimler, hem kamu kuruluşları hem de özel sektörün buluştuğu önemli bir zirve burası. Herkes kendi dediğim gibi bilgilerini, kendi teknolojisini, kendi çalışmalarını burada anlatıyor ve deneyimler de paylaşılmış oluyor. Dediğim gibi burada önemli konu özellikle tabii ki internet çağı. Burada bilgi işlemleri, iletişim ve bilişim konusu ve dijital toplum. Bu konulardan biri bu. Diğeri de çevre konusu ve özellikle de iklim değişikliği konusu. Her alanda dediğimiz gibi bu çalışmalar var. Son gelişmeler, son dediğim gibi düzenlemelerle ilgili burada çalışmalar gerçekleştiriliyor, deneyimler paylaşılıyor. Özellikle tabii ki belediyeler için burada bilgiyi ve teknolojiyi kullanmak çok önemli. Başta belediye içinde. Belediyenin kendi birimleri içinde bunu kullanması, kendi sistemini kurması, kontrol sistemlerini kurması, kendi personelini en güzel şekilde değerlendirmesi, verimli çalıştırılması ve kontrollü çalışarak burada dediğim gibi çok daha fazla performans göstermesi ve daha az kaynaklarla daha fazla işin yapılması. Bunun yanında dediğim gibi araçların kontrolü, tüm sistemlerde dediğimiz gibi burada temizlik işinde, çevre işinde, dediğim gibi çöp toplamadan burada başta ulaşım sistemleri. Tabii ki şehir içindeki ulaşım sistemleri başka, bu başta olmak üzere tüm bu bilgi sistemlerini, bu dediğim gibi dijital ulaşımı, iletişim ve bileşim sistemlerini kullanıyoruz. Daha verimli çalışabilmek için araçlarımızın daha az yakıta çok daha fazla işler yapabilmesi, yanlış yerde kayıplar olmaması ve dediğim gibi kontrol altında çalışabilmeleri için. Bu tüm araçlarımızda var. Bunlar temizlik araçlarında da var, çöp toplama araçları sistemlerinde de var, itfaiye araçlarında da var, ambulansta da var. Hatta hafriyat araçlarında da dediğim gibi kontrol altına alamadığımız bu araçlar artık şimdiden sonra tamamen bizim kontrolümüz altında. Burada herhangi bir araca taktığımız bir çipler sayesinde bunların yanlış yerlere hafriyat dökmelerini engellemiş oluyoruz. Bu da çevre kirliliklerini önlemiş oluyor. Bunlar hep bu sistemler sayesinde oluştu. Yine herhangi bir aracın, belediye otobüsünün, özel halk otobüsünün normal duraklara uğrayıp uğramadığı, son durağa gidip gitmediği gibi kontroller de yapmış oluyor. Bunun yanında her şey var. Bu mesela sevgi çiplerimiz de var. Vatandaşlarla ilgili sosyal hayatta da bunlar kullanılıyor. Vatandaşlar mesela engelli vatandaşlar, özürlü vatandaşlar, özellikle zihinsel özürlü vatandaşlar, Alzheimer hastası vatandaşlarımıza da sevgi çipleri takıyoruz. Ve şehir içine rahatlıkla dolaşabiliyor. Kaybolduğu nokta bilgisayardan, internet üzerinden takip edilebiliyor ve oradan gidip alınabiliyor. Yani kaybolma durumu olan, dediğim gibi zihinsel yönden sıkıntıları olan kişiler bunlar da dahi kullanabiliyor. Evet, yani bu ara da dediğimiz gibi her konuda, yani gerek insana yönelik, gerek üretime yönelik, gerekse belediyenin tüm konularında bizler bu bilgi teknolojilerini kullanıyoruz.
Ve burada özellikle tabii ki bizim bu alanda başta çevre alanında da aynı şekilde bu konuda tabii ki çevre de var. Özellikle şehirlerimiz büyüyor. Büyüyen, gelişen şehirlerle birlikte çevre kirlilikleri ve karbon salınımının artması. Bunlarla ilgili çalışmaların yapılması, şehirlerin bu konuda envanterlerini çıkartması ve bu envanterler doğrultusunda atılacak adımları ve bu konudaki yol haritalarını belirlemeleri bu çalışmaların da içinde. Dediğimiz gibi her şey daha sağlıklı şehirler için. Sayın daha Başkan, anladığım şehirler kadarıyla için. Daha çok uygulamaların burada bir evet. sinerji haline getirilmesi, yani diğer belki küçük ölçekli belediyelere de burada aktarılması ya da farklı belediyelere bu konuda hem bilgilendirme hem de bir paylaşımda bulunma ortamı zemini mi aynı zamanda barındırıyoruz? Tabii. Burada tamamen pratiğe yönelik. Yani her belediye burada işlemlerini yapabilmesi için nelerden istifade edecek? Burada bakın birçok kurum, kuruluş, burada firmalar, burada belediyelerde uyguladıkları akıllı uygulamalar, akıllı belediyecilik uygulamalarını burada tanıtıyorlar. Her konuda burada çalışma var. Yani dediğim gibi temizlik sistemi nasıl çalışıyor, diğer iletişim sistemi nasıl çalışıyor, personel nasıl verimli çalıştırılabiliyor. Burada dediğim gibi eğitimle ilgili konular var. Burada burada galiba uygulamalar... büyükşehir belediyeleri, Bursa gibi, İstanbul gibi öncülük ediyor bu. Tabii haliyle tüm konularda zaten belediyecilikte öncülük ediyor. Çünkü şehirlerimiz gerçekten gelişiyor, çok hızlı kalkınıyor. Artık Avrupa'da dahi olmayan birçok güzel projeler, uygulan projeler şehirlerimize gerçekleşiyor. Şehirlerimizin kalitesi artıyor her geçen gün. Artık şehirdeki estetikler de artmaya başladı. Eskiden uygulamaya uğraştığımız, yapmak istediğimiz, sahilimizde olan baskıyla yapmak istediğimiz şeyleri artık şimdi kendiliğinden oluyor. Artık herkes daha verimli çalışmaya, daha estetik çalışmaya gayret ediyor. Yapılan işler, yapılan eserler, binalar hepsi daha da kaliteli oluyor. Ve herkes bu teknolojiden de istifade etmek istiyor. Daha az kaynakla, daha az personelle çok daha fazla iş yapmak, daha verimli çalışmak, güçlü şehirler oluşmak, güçlü şehirlerle birlikte güçlü bir Türkiye oluşturmak. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Katkı ve aktardığınız bilgiler için başarılar ve diliyoruz tekrar. Akıllı Şehirler Zirvesi devam ediyor. Yarın da devam edecek. Bu yıl aynı zamanda Albayrak Medya Grubu, TVNET ve Yeni Şafak olarak da ana medya sponsoruyuz bu önemli zirvenin. Yarın pek çok oturum var. Belediyeleri de tabii yakından ilgilendiren pek çok uygulama var. Yerel yönetimlerle teknolojiyi entegre etme hedefi taşıyor. Zirve devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Recep Altepe'yi konuk aldık bu bölümde. Sözü yeniden merkeze Merve Türkaya bırakalım. Ali Kuyut'a teşekkür ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ydi konuğu.